Süleyman Mabedi'ni yeniden kuracağız. İmam Mehdi, Allah'ın Mehdi'si, Muhammed Mehdi, Hazreti Süleyman'ın güzel emanetlerini, Hazreti Süleyman'ın yüzüğünü, efendim Hazreti Musa'nın o kutsal sandığı içerisinden çıkarıp Hazreti Süleyman'ı mescidin önüne getirecek. İnşallah. Seyyidina İsa Mesih ve İmam Mehdi birlikteyken yer gök inleyecek. İnşallah. İçinde Cenab-ı Allah'ın Hazreti Musa'ya yazdırdığı tabletlerden bir nüsa. Ki nüsa'da ne yazdığını da yazıyor ayet, Kur'an ayeti. Ve bütün kutsal emanetler, sandığın içi dolu, Peygamber Hazreti Süleyman o devirde titizlikle onları bir araya getirtirmiş. Ve sandığın içine doldurmuş, sandığı da kapattırmış. Bu sandığı İmam Mehdi açacak. Hazreti Süleyman'ın dedesinin mescidini yeniden kuracak. Sen istemesen de Allah nurunu tamamlayacak. Izdırap çeksen de. Ama tabii yanlış anladığın için yanlış tavırları göstertiyorsun. Biz mescidi yapınca tabii ki Müslümanlar bizi gülerek karşılayacaklar. İsrail de bizi kucaklayacak. İsrail peygamber evlatları da kucaklayacaklar. Çok azı müstesna diyor. Hepsi Müslüman olacak diyor peygamberimiz. İmam Muhammed Mehdi diyor kutsal sandığı getirip mescidin önüne koyacak diyor. Açtığında bütün Musevilerin hepsi iman edecek diyor orada. Müslüman olacaklar. Çok azı müstesna diyor. Sen bunu suç gibi gösteriyorsun. Bu güzelliği suç gibi gösteriyorsun. Bilmiyorsun. Bilgisizliğinden. Bunu çirkin bir şey gibi görüyor. Allah'ın mescidini onarıp yeniden inşa etmeyi çirkin bir şey olarak görüyor. Buna ancak küfür sevinir diyor. Halbuki ahir zamanda olacak büyük bir güzelliktir. Mehdi'nin çıkışının mühim alametlerinden bir tanesidir. Mescidi yapacağız. Hazreti Süleyman'ın sarayını da yeniden yapacağız. Sen istersen efendim 100 metre koş. İstersen kovayla bozup soğuk su sep kafana. Ne yaparsan yap yapacağız. İmam Mehdi de zuhur edecek. Hazreti İsa Mesih de zuhur edecek. Kutsal sandığı da gelip açacağız. İnşallah. Seyyidina İsa Mesih olay yerinde olacak. Hadislerde açıkça belirtilmiş. Ve İmam Mehdi Hazreti Süleyman'ın yüzüğünü alıp mübarek parmağına takıyor. İçi cin deposu, yakuttan. Yakuttan yüzük. Üstünde 6 köşeli işaret var. Cinleri hapsetmek için o özel bir yöntemdir. 6 köşe yakuttan o yüzük. Duruyor içinde, onun içinde yaşıyorlar. Binlerce cin. Evladına emanet olarak yüzüğün içine koymuş, ona emanet gönderiyor. O yüzükten dışarı çıkamıyorlar Allah'ın hikmeti. Bak orada doğup, orada büyüyüp, orada ölüyorlar. Normalde işte evin köşelerinde, orada burada yaşarlar. Ama çıkamıyorlar, yüzüğün içinde kalmışlar. Ve babadan oğlu onun içinde kalmış. Ve Mehdi hizmet için görevlendirilmiş cinler. Rutkay, hocam Süleyman yüzüğünde cinler hapis demiştiniz. O yüzük başka birinin eline geçse o cinler ona hizmet eder mi? Hazreti Süleyman tembihlemiş. Evladıma hizmet edeceksiniz diyor Mehdi'ye. İnşallah. Öyle önüne gelen yapar. Onu boğar o cinler. Allah vermesin. Evladının da olacak. Onun için bak kimse o sandığı açamıyor. Evet. Sandığın içinde Süleyman'ın cinleri var. O sandıktan da çok korkuyorlar biliyorsunuz. Evet. Diyorlar, elleyenin ağzı burnu hoşafa dönüyor falan diyorlar. Yamuluyor diyorlar. Bütün kaynaklarda var biliyorsunuz. Evet. İçinde diyorlar işte 70 bin volt elektrik var, adamı çarpıyor falan diyor. Sen cinlerle uğraşmaya kalkarsan senin iflahını keser. İflahını keser. Olay bu. O Hazreti Süleyman'a hizmet edeceksiniz. Masonluk da Hazreti Süleyman devrinde var. Bir tarikat oraya. Onlar da Mehdiyet hizmette görevlidir. Yakut yüzük. Altın üstüne yakut. Tembihe göre hareket eder cinler. Diyor,
evladım olan Mehdi'ye hizmet edeceksiniz. Bitti. Cini sen kime tembihlesin ona hizmet eder. Süleyman'ın, Hazreti Süleyman yüzüğü kırmızı yakuttan. Üstünde altı köşeli yıldız var. Cinlerin aşamayacağı bir settir o. İnşallah. Her türlü kutsal emanet o kutsal sandıktadır. Musa Aleyhisselam'ın asası cennetteki ağız ağacının dalındandı. Medyen'e doğru gittiği zaman kendisine Cebrail Aleyhisselam tarafından verilmişti. Elinde bir asa var. Mesela yaşlı güzel bir insan şeklinde göre Cebrail. Al bu asa senin olsun diyor. Alıyor. Bilmiyor o asanın ne olduğunu. Bu asa ve Adem'in tabutu Teberiye Gölü'ndedir. El-Kaim Muhammed Mehdi Aleyhisselam zuhur edip onları çıkarıncaya kadar ne çürüyecek ne de değişeceklerdir. Biharul Envar cilt 52 sayfa 351. Naim bin Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi duyduğuma göre Mehdi'nin elinde zamanında sekine bulunan tabut işte Hazreti Süleyman'ın sandığı içinde sükunet veren ferahlık veren bir güç var. Allah öyle yaratmış. Tabutu sekine deniyor. Yani onu görenin kalbine ferahlık geliyor. Kalbindeki ağırlık ve sıkıntı bir anda gidiyor. Tabut Teberiye Gölü'nden çıkarılır. Teberiye Gölü'nün bataklığının altından. Beytül Makdis'te Mehdi'nin önüne getirilir. Beytül Makdis, Kudüs Şerif'te. Yahudiler bunu görünce pek azız hariç çoğu Müslüman olurlar. Celaleddin Suyuti'nin tasdifinden hadisler, ahir zaman Mehdi'sinin alametleri, Kitab-ül Bürhan fi alametin Mehdi ile ahir zaman, sayfa 23. Bakara 248. ayette bu tabuta dikkat çekiliyor zaten. Peygamberleri onlara şöyle dedi, onun hükümdarlığının belgesi. Bak melik bu peygamberliğin, yani Mehdi'ye işaret. Size kutsal sandığın gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur, yani güven duygusu ve huzur getiriyor mesela garip. Gören ferahlıyor. Ve Musa ailesinden, Harun ailesinden arta kalanlar vardır. Hazreti Musa'dan birçok alamet ve Harun ailesinden birçok alamet. Ayet bu, Kur'an ayeti okuyorum. Onu melekler taşır. Yani melekler tarafından korunuyor. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Neye delil var? Mehdiyete, ahir zamana. Ve bunu bulacaksınız diyor Allah. Eğer inanmışlarsanız bunda sizin için bir delil. 2033 tarihini veriyor Ebced. Maşallah. İmam Rıza Aleyhisselam bir kişiye sizce sekine nedir dedi. Hazır bulunanlar ne olduğunu bilemediler ve Allah için sana feda olalım nedir o diye sordular. Şöyle buyurdu, cennetten gelen hoş bir esintidir, peygamberin beraberinde bulunur. Kabe'yi inşa ettiği zaman İbrahim Aleyhisselam'a nazil olup ne yapacağını göstermiş ve o da o temeli bunun üzerine atmıştır. O sekine işte o sandığın içinde şu an. Yani kalplere huzur veren bir güç var, Allah öyle bir şey yaratmış. Bak Kur'an bu kutsal sandığa özel olarak dikkat çekiyor ve içindeki alametleri de söylüyor teker teker. Evet. Bulunacak şeyler de söylüyor. Musa'dan, Harun'dan kalan emanetler vardır içinde diyor. Kutsal sandık. Melekler taşır. Yani bu ne demek? Arasınızda bulamazsınız. Kim bulacak? İmam Mehdi bulacak. Dedem Süleyman sağlam saklamış yani maşallah. Ve cinleri de görevlendirmiş. Yüzüğü de içine koymuş. İstese yüzüğü yanında taşırdı. Değil mi? Cinler de sıkı sıkı tembihlemiş. Aman demiş bu sandığı açan olursa, evladımdan başka açan olursa gereğini yapın demiş. Her açan haşlandı biliyorsun. Tevrat'ta da geçiyor. Kimse açamıyordu. Özel örtüyle üstü kapatılıyordu. Kimse görmesin diye.
Ebu Hasan Aleyhisselam'a şunu sordum. Sana Allah için feda olayım. Musa'nın tabutu nasıl bir şeydi? Ölçüleri nasıldı? 3'e 2 arşın zira diye cevap verdi. Zira ölçüsüyle. İçerisinde ne var dedim. Musa'nın asası ve sekine dedi. Yani kalpleri rahatlatan, sakinleştiren bir güç var. Sekine nedir dedim. Allah'tan konuşan bir ruhtur. Allah'tan konuşan bir ruhtur. Herhangi bir konuda ihtilafa düştüklerinde onlarla konuşur ve istedikleri şeyin açıklamasını onlara haber verirdi dedi. Yani Allah'tan bir ruh var içinde, sandığın içinde. Ve Hazreti Süleyman'ın yüzünün içinde de cinler de olur. Evet. Onun için sandığı açamıyorlar. Tevrat'ta uzun uzun anlatılıyor. Açan haşlanmış hep. Herkes bilir bu konuyu. Harun ailesinden ve Musa ailesinden geriye kalanlar diyor ya Bakara 248'de ayetinde kastedilen sandığın içerisinde muhafaza edilen levhanın kısımları yani o Hazreti Musa'ya verilen levhanın kısımları Hazreti Musa bizzat kendi eliyle yazmıştır. Hazreti Musa'nın asasından parça Musa ve Harun'un ayakkabı ve elbiseleri bakın Musa ve Harun orada bu çok müthiş bir detay bu. Ayakkabı ve elbiseleri. Kudret helvasından bir kap. Hazreti Musa özellikle söylüyor bu mannayı alın. Altın kap içine koyduruyor. Saklayın kudret helvası. Ahir zamanda Mehdi devrinde bulunacak bir emanettir diyor. Evet. Saklayın evladım görsün diyor. Sandık içerisine koydurtuyor. Manna. O devrin mannası. Gerçek manna. Altın kap içinde saklanıyor. Bu tabutu sekinenin içinde. Tevrat'ın işte taş yazması bölümleri bir de. Orijinal. İnkar edilecek gibi değil. Nerede yazıyor bu? Taberi'de. Taberi. 2. cilt 387 388 Tusi'de 2. cilt 292-293. Fahrettin'de aynı yerde var. Suyuti'de 1. cilt 563'te. Sandık hazırlandıktan sonra Musa Aleyhisselam Allah'ın 10 emrinin Sina Dağı'nda yazıldığı levhaların kalıntılarını 10 emrin yeniden yazıldığı 2 yeni levhayı Kudret helvasından Tih çölünde kendilerine gökten indirilen yiyecek olan mannanın bulunduğu altın bir kaseyi saf altından evet. Onun içinde muhafaza ediliyor. Harun'un Allah'ın kudretiyle çiçek açan asasını onun da parçası, asanın parçası tabuta koyarak onu ibadet çadırının en kutsal kısmına koymuş ve bir kumaşla sarmıştır. Çıkış 16'ya 33-34. Bir kumaşla sarılı üstü, kapalı. Musa Aleyhisselam bu huzur ve sekine içerisinde yani korku olmuyor. Kalp ferahlık oluyor Allah'ın hikmetiyle. İçerisinde Allah ile konuşmuş onun kelamını sandığın kapağının arkasından Allah'ın celal ve azamet bulutu bu iki meleğin arasında sandığın üzerinde görülmüştür. Bir bulut oluşuyor. Oradan duyuyor Allah'ın konuşmasını. Vahye göre yapıyor zaten Hazreti Musa bu kutsal sandığı.